Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçak satışı ve bileme işlemine olan yoğunluk arttı. Kurban kesiminde kullanılacak olan bıçaklar ustaların elinde özenle hazırlanmaya başlandı. Yavuz Atalay bıçak çeşitlerini tanıtarak yaklaşan Kurban Bayramı için kullanılacak satır ve bıçaklar hakkında bilgiler verdi. Kesimden sonraki aşamada satırlarımız şunlar. Yani şu tiplerimiz büyük dana parçalama diye geçer. Şunlar kuzu satırlarımız. Daha küçük baş hayvanlar için ebat olarak da zaten onu çağrıştırır. Bunlar bıçakların keskinleşmesinde, daha keskin kalmasında kullanılan masat dediğimiz bileme aletleridir. Talay güzel ve keskin bir bıçak seçimi yapılmasının yanı sıra kurban kesiminde kullanılacak bıçakların işin ustasına biletilmesi gerektiğinin altını çizdi. Talay müşterilere bıçak kesimi konusunda önerilerde bulundu. Müşteriden ricamız kurban kesmek isteyen veya bıçak hazırlığını yapmak isteyen, çünkü illa kesmekle olmuyor, kestirme evinde işlemesi icap ediyor falan, bıçakların keskin olmasında, işi bilen kişiler tarafından bilenmesinde fayda var. Yoksa bu kurbanın bir vebali vardır, hayvanın acı çekmemesi lazım. Bunu mümkün olduğu kadar müşteriler seçici olmak durumunda. Mümkün olduğu kadar da iş yerlerine rağbet etsinler ki muhatap kabul edilirler. Benim müşteriye önereceğim budur. Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle şu an işlerinin yoğun olduğunu söyleyen Talay, eski zamanlara göre işlerinin durgun olduğunu da vurguladı. Geçmiş yıllarına zarar talep hali düşüyor. Çünkü insanların alım gücü zayıflıyor. Malum kurbanlık fiyatlarının yükselmesi, asgari ücretin onların altında bir seviyede kalması, hayat şartlarının zorluğu insanları bir arada kurban kesme anlayışından uzaklaştırıyor. Fakat yine de bu alışkanlığı edinen veya şimdi illa kurban bir şeylerin bilenmesi için bahane de olabiliyor. Çünkü eş dost ziyaretlerinde sofra hazırlandığında illaki o bıçağa ihtiyaç olacak. İllaki insanlar kesmese bile bu kurbanı yaşamak istiyor. Onun için bıçak biletmek akla geliyor. Direkt kurbana bağlı bir olay olmayabiliyor bazen. Ben esas bu özellikle kesimde, özellikle kurban keserken bıçağın itinalı bilenmesi gerektiğini, bıçak malzemesini bilen kişiler tarafından bilenmesini öneriyorum müşterimize. Çünkü bıçağın belli bir sertliği var. Bu suyunu kaçırdığınız zaman bıçak deforme olur. Kurban yarıda kalır. Pek içe sinmez bir kurban kesip olmuş olur. Onun için de mümkün olduğu kadar işi bilen kişiler tarafından yapılmasını öneriyorum. Tabii müşterinin kendi tercihidir. Ben böyle bir öneride bulunurum. Başkaca da diyebileceğim, yani kurban kazasız belasız geçsin derim.